Tam tüm dünya. Filip Kapital sunar. Yayınımıza Stüdyo Washington'la devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Voice of America Türkçe'den gazeteci Serdar Cebe bizimle birlikte haftanın ilk işlem gününde pazartesi ve cumaları Serdar Cebe'den Washington'ın gündemini alıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi haftalar o zaman. Çok teşekkürler. Aynı şekilde size de iyi haftalar. Ee, öne çıkan başlıklar içerisinde belki de en dikkat çekici olanı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze şeridinde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle 21 Kasım'da Netanyahu ve İsrail'in eski savunma bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkarmış olması. Bu kararın yansımaları nasıl oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde? Karar ne anlama geliyor? Bir de Galant'ın Amerika'ya gideceği böyle bir ziyaret planladığı noktasında haberler var. Bu ziyaretin bir sembolik anlamı var diye düşünüyorum. Neler söylersiniz? Sembolik anlamı var. Gelen destekten sonra zaten e, Galant'ın e, bu gezisi e, önemli diyebiliriz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı geçtiğimiz hafta Perşembe günü açıklandıktan sonra ilk tepki e, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İsrail'den geldi. Özellikle Başkan Joe Biden'ın bu kararı reddettiğini söylemesi ve kınaması ilk açıklamalardandı. Daha sonra peşi sıra açıklamalar geldi. Şimdi uluslararası ceza mahkemesi aslında yerel kolluk kuvvetlerinin yapacağı veya yaptığı soruşturmaların yetersiz kalması durumunda son çare olarak devreye giriyor. Üstelik hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İsrail bu ceza mahkemesine üye değil. Şimdi şöyle bir bakarsak ulusal e, güvenlikten e, bir açıklama var. Beyaz Saray ulusal güvenlik sözcülüğünden açıklama var. Özellikle e, uluslararası ceza mahkemesinin böyle bir karar almasının kabul edilemez olduğunu belirtiyor o, Beyaz Saray ulusal güvenlik e, konseyi Sözcülüğü ve e, bu kararı reddettiklerini belirtiyorlar ve e, şöyle bir not düşüyorlar. E, bu süreç. Aslında dikkatli bir şekilde ele alınmamıştır ve alelacele bir karar verilmiştir deniliyor. Yine uluslararası ceza mahkemesinin kararı için Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcülüğü kararın kabul edilemez olduğunu söylemekle birlikte İsrail ile birlikte ortaklarımızla birlikte gerekli adımları atacağız ve bu konuda toplantılar yapacağız açıklamasını yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Karen Jean-Pierre'e de soruldu bu soru geçtiğimiz hafta. Tabii e, peşi sıra e, öncelikle Beyaz Saray'ın açıklamaları ön plana çıktı diyebiliriz. E, Karin Jean-Pierre ise e, benzer davalarla ilişki kurdu. Örneğin e, Venezuela lideri Maduro ile ilgili e, bir e, kararın e, benzer bir şekilde ele alınmadığını ve İsrail'e gerekli e, diyalog kapısının açılmadığını söyledi ve bu kararın yine e, Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğü gibi alelacele alınmış bir karar olduğunu söylediler. Tabii e, en sert tepkinin de kongreden geldiğini söylemekte fayda var. E, senato'dan e, ve temsilciler meclisinden peşi sıra açıklamalar geldi. Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun kıdemli Yine üyesi Cumhuriyetçi Senatör e, Jim Ritchie'nin açıklamalarını e, burada ön plana çıkarmakta fayda var. Bu konuda bir e, yasa hazırlanacağını ve Başkan Joe Biden'ın da e, özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne karşı gerekli adımları atması gerektiğini söyledi. Ve e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendi tabutuna bir e, çivi çaktığını belirtti. Ee, ve kurumun meşruiyetiyetinin meşruiyetinin, e, meşruiyetinin e, sorgulanması gerektiğini de belirtti yine e, bu konuda hazırlanan e, yasa özellikle bütçe e, görüşmelerinde e, uluslararası ceza mahkemesinin bütçesinin e, kısılması ve buraya e, yatırım e, para veren ülkelerin yine yaptırım e, içine alınması ve bunların cezalandırılması gerektiğini söyledi. Eğer e, yapmazsa senatonun yani Biden bir adım atmazsa senatonun devreye gireceğini ve e, gayrimeşru mahkemeye karşı eylem yasasını e, yürürlüğe sokacağını söyledi Jim cum cumhuriyetçi e, senatör. Onun dışında temsilciler meclisinden de yine e, sert açıklamalar geldi. E, demokratların özellikle e, temsilcilerinden Hakim Jeffries, e, Temsilciler Meclisi Demokratların lideri e, bu konuda bu kararın utanç verici olduğunu söyledi. E, yani e, şimdi e, dönemin de değişeceğini göz önüne alarak şunları söyleyebiliriz: e, Bir defa e, Biden'dan e, bir adım atılması bekleniyor e, Kongreden. E, eğer bu adım atılmazsa Senatonun devreye girmesi e, dönem bittiğinde de e, yeni yönetimle uluslararası ceza mahkemesine gerekli yanıtın verileceği belirtiliyor. Tabii e, eski savunma bakanı Yav Galant'ın da yine Amerika Birleşik Devletleri'ne özellikle e, seyahat etmesi e, hem mahkemeye hem de e, bu mahkeme kararını destekleyenlere karşı bir cevap olarak da e, ön plana çıkıyor. Amerika'nın burada belirttiği nokta e, İsrail'e e, gerekli koşullarda e, gerekli şartlar e, sunulmaması ve alelacele bir karar verilmesi olarak ön plana çıkıyor Özlem Hanım. Evet. Peki e, bu arada Trump'ın e, yeni kabinesinde konuşmaya e, devam ediyoruz. Hangi isimler e, bu kabinede e, merak e, yer alacak merakla takip ediliyor açıklanan e, isimler. Trump son olarak bir sosyal medya platformunda e, yaptığı açıklamada dünyaca ünlü e, Türk asıllı Amerikalı Doktor Mehmet Özü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi Direktörlüğüne aday gösterdiğini duyurmuş. bu açıklama sonrasında hemen soralım. Doktor Mehmet Öz Trump'ın ekibinde yer alacak mı? Öz'ün siyasi geçmişine bakarsak neler görüyoruz ve Öz'ün siyasi hedefleri neler? Kendisinin açıklamaları var mı konuyla ilgili? Kendi alanında ve medya alanında çok popüler bir isim ee, Mehmet Öz e, doktor aynı zamanda ailesi de e, doktor olan babası yine e, doktor olan kalp cerrahı olan e, önemli bir isim Amerika açısından. 13 sezon kendi devam ettiği TV şovu e, The Doctor Oz e, yine birçok ödüle e, sahip olmuştu. En son iki sene önce hatırlarsanız Senato seçimleri için Pensilvanya'dan aday gösterildi. Aslında e, kendisi Başkan Biden'ın e, hemşerisi diyebiliriz. Delaware'dan, Wilmington'dan orada doğmuş bir isim e, doktoruz. Ama eşi Pensilvanya'da olduğu için, oradan ev kiraladığı için e, Pensilvanya'dan Senato'ya girmeye çalıştı e, ve doğmuş. E, Önemli isim olarak da ön plana çıktı Doktor Öz. E, tabii bu konuda bazı eleştiriler de aldı. Aslında Trump'la tanışıklığının şöyle 2004 yıllarına gittiğini söylemekte fayda var. E, o zamanlar e, bir televizyon programında e, bir araya geliyorlar. Aynı zamanda Trump'ın yine e, golf e, sahasında bir araya geliyorlar. Ondan sonra ilişkileri devam ediyor. Ve e, buradaki önemli noktalardan birisi 2016'da Trump'ın başkan seçildiği seçimlerden önce Mehmet Öz'ün e, Trump'la yaptığı e, röportajdı. Bu röportajın ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Hatta o röportajda Donald Trump e, Mehmet Öz'e e, eşinin e, kendisinin hayranı olduğunu söylemişti. Ama e, tabii Amerikan kamuoyunun çok konuştuğu bir isim. Yıllarca e, bir TV programı e, yaptı. Aslında o ana kadar e, kalp e, cerrahisi konusunda, bir sağlıklı beslenme konusunda, sağlıklı yaşam konusunda e, birçok kitap yazdı. Aslında ilaçlar piyasaya sürdü. Hatta kalp konusunda bazı cihazların geliştirilmesi için çalıştığını da biliyoruz. Önemli bir isim Mehmet Öz ve bu 13 sezonunda eleştirildiği noktalarda reklam işlerine, etik olmayan işlere girmesiyle bir anda hedef haline geldi. İlk olarak Oprah Winfrey programına çıkmıştı. O oradan sonra zaten kendi programını yaptı. Ama 2015'lerde artık bu etik olmadığı söylenen ilişkileri yine tartışma konusu oldu. Doktor Özün aslında önemli bir yere getirildiğini söyleyebiliriz Medicare ve Medicaid idaresinin başına çünkü Trump'ın ilk döneminde de yapmak istediği Obama tarafından getirilen bu sistemi ortadan kaldırmak şimdi ikinci dönemde de bunun nasıl kaldırılacağı ve Amerikalılara nasıl daha iyi sağlık hizmeti verileceği konusunda bir mesaj vermek istiyor. Bu konuda da önemli isimlerden biri olarak da Doktor Öz'ü görüyor ki yaptığı yazılı açıklamada da Doktor Öz'ün Amerikan halkının sağlığı konusunda iyi çalışmalar yaptığını ondan kendisini aday gösterdiğini söyledi ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump. Tabii iki sene önceki senato seçimlerine baktığımızda eleştirilen noktalar da vardı. Neydi eleştirilen noktalar? Onlardan birisi Mehmet Öz'ün çifte vatandaşı olması. Aynı zamanda 2018'deki seçimlerde New York'ta oy kullanması Türkiye seçimlerinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy atması. Aynı zamanda yakın ilişkileri Türkiye'deki ticari ilişkileri yine iki sene önce ön plana çıkartılan ilişkilerdendi, eleştirilen ilişkilerdendi. Hatta Mehmet Öz'ün kendi yaptığı açıklamada var. Aslında bir sorun yaratmaması açısından 60 gün Türkiye'de askerlik yaptığını da söylemişti. Çifte vatandaş olmasının sebebi de Annesinin tedavisi için böyle bir yolu seçtiğini söylemişti Türkiye'deki tedavisi için. Ama bu görüyoruz ki John Fetterman'a yani demokratların senatör adayına karşı iki sene önce işe yaramadı. Hatta kendisini çok destekleyen Oprah Winfrey bile o zamanlar demokratların adayı John Fetterman'a destek vereceğini açıklamıştı. Ee, ve o seçim olmadı ama geçtiğimiz Trump döneminde de yine spor ve fitness konusunda bir konseye üye olarak atanmıştı doktoruz. Ee, alanında çok etkin bir isim. Amerika tarafından bilinen bir isim. Ee, sağlıklı yaşam konusunda e, projeleri olan e, ve sağlık sistemi hakkında projeleri olan bir isim. Şimdi aday gösterilmesi tabii bundan sonra... E, Oylama sürecine girilecek yeni yönetim göreve başlayınca e, ve ondan sonra da önemli bir isim göreve gelmiş olacak. E, tabii buradaki soru işareti şu: Acaba Doktor Öz Obama'nın getirdiği Medicare Medicaid e, sistemini e, kaldırıp yeni bir sistem mi getirecek? E, burası soru işareti olarak duruyor. Çok teşekkür ediyoruz Serdar Cebe. İki önemli başlığın detaylarını almış olduk sizden. Trump'ın yeni kabinesinde başka hangi dikkat çekici isimler yer alacak? Onları da konuşmaya devam edeceğiz ilerleyen günlerde, ilerleyen programlarda. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar. Sağ olun size de. Sayın seyirciler, ABD Merkez Bankası ülkenin mali borcunun sürdürülebilirliğinin finansal istikrara yönelik en önemli risk olarak görüldüğünü bildirdi. ABD Merkez Bankası, finansal istikrarla ilgili Kasım ayı raporunu yayımlayarak Amerikan finansal sistemindeki mevcut durumu değerlendirdi. Raporda, ABD'nin mali borcunun sürdürülebilirliği konusundaki endişelerin en büyük risk olarak öne çıktığı belirtildi. Artan hazine ihraçlarının özel yatırımları engellemeye başlayabileceği veya ekonomik durgunluk halinde politika tepkilerini sınırlayabileceği ifade edildi. Bu durum, ABD'nin mali borcunun sürdürülebilirliğini tehdit eden en önemli faktör olarak olarak vurgulandı. Raporda ayrıca ABD ekonomisinin resesyona girme riskinin de önemli bir endişe kaynağı olduğu belirtildi. Bununla birlikte önceki raporlarda sürekli olarak dile getirilen kalıcı enflasyonist baskılar ve sıkı para politikalarının etkilerinin bu kez daha az dile getirildiği kaydedildi. Fed bu değişimi enflasyonun biraz daha kontrol altına alınması ve sıkı para politikasına bağlı makroekonomik baskıların hafiflemesiyle ilişkilendirdi. Küresel ticaretle ilgili risklerin bir önceki ankete kıyasla daha fazla gündeme geldiği raporda yer aldı. Bunun yanı sıra riskli varlık fiyatlarındaki düzeltme ve bankacılık sektöründeki stresin yeniden ortaya çıkması diğer riskler kadar belirgin olmasa da hala izlenmesi gereken önemli unsurlar arasında sayıldı. Fed bu durumların finansal istikrar üzerinde olumsuz etkiler yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Raporda ayrıca Çin ekonomisinin daha da zayıflamasının küresel ekonomiye olumsuz etkiler yaratabileceği ve bu durumun Amerikan finansal sistemini de olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı. Bunun yanı sıra bir finans kuruluşuna yönelik siber saldırı olasılığı da raporda yer aldı. FED, bu tür saldırıların finansal sistem üzerinde ciddi ve uzun vadeli sonuçlar doğurabileceği konusunda dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Bu haberle birlikte yayınımızı sonlandırıyoruz sayın seyirciler. Yarın saatlerimiz 16.30 gösterdiğinde gün sonunda yeniden birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. form tüm dünya Philip Kapital sundu